Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımızı Başak Burçları için kapattım. Bakalım Başak Burçlarının falında bu ay neler çıkacak? Sevgili Başakların titizlik ve çalışkanlıklarıyla ünlü Başak Burçlarının. Bu arada burçlarla ilgili güzel postlar paylaşacağım. Hazırlıyorum şu anda. Instagram'da da aktif olmaya çalışacağım. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram sayfamı yorumların altına da yazıyorum. Yazacağım bundan sonra. Burç TV diye 2CL yazılıyor yalnız Instagram'da. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım sevgili Başak Burçlarının falında neler çıkacak. Şöyle bir açalım. İlk önce sizlerde görün diye ben böyle bir çevireceğim. İlk başta. Bakın bir karamsarlık olabilir bu ay için gelecekle ilgili kaygı. Zaten Başak Burçları çok titizdir. Her şeyi detaylıca düşünür. Çok fazla sorumluluk alır. Kendisinin, ailesinin, arkadaşlarının bile. Özellikle sevdiği herkesin sorumluluklarını alıp onlarla ilgili çalışmaktan çok hoşlanırsınız. Onların hayatlarını bile planlayıp onlara destek olmayı çok seversiniz. Tabii onların dertlerini de sorunlarını da kendi sorunuz gibi üstlenen tek insansınız, tek burçsunuz sanırım. O yüzden de sorumluluklarınızın ve böyle kaygılarınızın olması çok normal. Bir karamsarlık bir yapabilirsiniz ama bu bir karamsarlık sadece. Çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü böyle hafif bir ay açılmış. Etrafında böyle bir ferahlama olacak. Sadece zaman zaman bir kaygı yaşayabilirsiniz bu ay için. Şöyle bir bakıyorum. Bakın şurada böyle tam bir özel hayatınızda burada bir insan var. Bir insan başka bir insanın yolunu gözlüyor, gelmesini istiyor. İkili ilişkilerinizde böyle bir insanın gelmesini bekliyorsunuz. Sanki böyle dört gözle beklediğiniz bir insan var ve istediğiniz, beklediğiniz insan karşınıza gelecek. Böyle tatam diye böyle bir anda karşınıza çıkacak. Bu eğer ki uzun zamandır görmediğiniz bir çocuğunuz, bir yakınınız, bir büyüğünüzse sanki bu ayın sonlarına doğru onunla görüşebileceksiniz. Sevdiğiniz birinin yolunu gözlüyorsunuz, o gelecek. Uzaktan beklediğiniz biri vardır, askerdedir, başka bir ülkededir, bir şeydir. Yani bir şekilde size ulaşmasını istediğiniz, hani görüşmediğiniz biriyle görüşeceksiniz. Beklediğiniz böyle gözünüzü dört açıp beklediğiniz bir insan bakın böyle size doğru ilerliyor, geliyor ve bu ay çok mutlu olacaksınız. İlişkiler anlamında sevdiğiniz insanlarla ilgili güzel haber almak, onunla bir arada olmak sizi mutlu edecek. Hayatınızın erkeğini ya da hayatınızın kadınını da bekliyor olabilirsiniz. Yalnız bir Başak Burcuysanız bu ay böyle hayatınızın kadını, hayatınızın erkeği böyle muhteşem bir şekilde hayatınıza girebilir. Çok keyifli olacak. Bakın böyle yolunu gözlüyorsunuz birini ve karşıdan size doğru yavaş yavaş gelen bir insan ve gelirken bu insan böyle mal, mülk, kısmet böyle bir şansla birlikte gelecek size. Yani bu gelen kişiye bir para getirecek, maddi gücünüz de artacak onunla birlikte ya şansınız açılacak, kısmetiniz açılacak. Bu kişi böyle ya maddi olarak güçlü bir insan ya da psikolojik ve mantık olarak, mantalite olarak güçlü bir insan ve onun varlığı Başak Burçları bir kere çok zekidir. Zeki insanları çok seversiniz. Sizi beğenen, besleyen, mantığınıza uyan, oturup sohbet edebileceğiniz insanları çok seversiniz. Bu karşınızdaki insan da işte tam istediğiniz gibi biri olabilir yani zeki, sizi besleyebilecek, zihnen konuşabileceksiniz, algılayabileceğiniz, hani sizi algılayabilecek bir insan. Gelen insan da böyle donanımlı gelecek yani. Ve bu sizi çok mutlu edecek. Güzel bir beraberlik var. Bakın burada bir insan var. Bir dönem böyle ağzından alevler çıkarcasına böyle bir patlama yaşamış. Bu ay böyle içinizde tutup sıktığınız bir sıkıntınız varsa, alttan aldığınız bir konu varsa olabilir. Yani bazen iş yerinde vardır, bazen aile, bazen arkadaş ortamında vardır. Bazı şeyleri yutarız böyle. Zamana bırakırız. Şimdi susayım, sonra belki söylerim. Hani ufak ufak bastırırız ama bir gün gelir ki aniden çok patlar. Böyle aniden tutamayız. Birine karşı alttan aldığınız bir konuda bu ay böyle büyük bir patlama yaşayabilirsiniz. Artık alttan almak, onu tolere etmek, onu hani böyle görmezden gelemeyeceğim diyeceksiniz ve zaten siz o kadar detaycısınız ki karşısında böyle takır takır sanki her şeyi yaptıkları detaylı bir şekilde sunacaksınız, kusacaksınız ve gerçekten bu kişi böyle şey olacak, şaşıracak böyle resmen öfkeniz bakın şurada kafası var, elleri burada ateş gibi püskürüyorsunuz. Karşınızda da burada bir insan çıkmış. Birine karşı öfkenizi, o sıkıntınızı, alttan aldığınız şeyi kusacaksınız ve bu sizi rahatlatacak ama böyle
Sizin bu ikili ilişkinizdeki probleme bakın, şurada bir insan var, bir insan gülüyor. Yani böyle sizin aranızın açılması ya da bu sorunun yaşanmasından keyif alan bir insan var. Sizi izliyor ve sizin böyle öfkelenmeniz, sizin böyle tepki göstermenizden keyif alan maalesef böyle kötü bir insan çıkmış. Böyle bir insan böyle hani gülümsüyor, yani mutlu oluyor maalesef. Bazı insanlar kötü enerjiden, kötü şeylerden beslenir, mutlu olur. Böyle bir insan da çıkmış enteresan bir şekilde. Belki de eğer ki sonradan kaybetmek istemeyeceğiniz bir insansa biraz yine dayanın ya da ufak ufak arada patlayın ki biraz bir anda böyle hepsini patlayıp böyle büyük sonradan toparlayamayacağınız sorunlar yaşamayın. Burada böyle goril gibi bir şey yok, bu su aygırı gibi bir şey çıkmış. Böyle çok güçlü bir güçlü biriyle ya görüşeceksiniz bu ay ya da güçlü bir kurumla, yani bir devlet kurumu olabilir, çok büyük bir kurum olabilir, iş görüşmesine gidebilirsiniz ama böyle çok büyük gücü olan bir yerle görüşmeniz olacak bu ay ve olumlu sonuçlanacak. Bakın sanki böyle kral gibi üstünde oturmuşsunuz o gücün. Yani gittiğiniz devlet dairesine mahkemelik bir işiniz varsa böyle hani sizin için olumlu sonuçlanacak şekilde döneceksiniz. Bakın bu böyle goril gibi bir şeyin üzerine oturmuşsunuz. Çok sizin için hayırlı olacak bu sonuç. Ya da işte bir iş görüşmesine giderseniz ya da devlet dairesinde bir işiniz varsa böyle en güzeli sizin için, en hayırlısı sizin için olacak bu sonucu. Böyle büyük bir gorilin gücün üzerinde oturuyorsunuz. Size büyük keyif verecek. Siz zaten bir işiniz varsa mahkemelik ya da işte bir kurumsal devlet dairesinde ya da bir iş görüşmeniz falan, siz o kadar çalışkan, o kadar pratik zekalı, o kadar detaycısınız ki adım 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 zaten ilmek ilmek örmüşsünüzdür onun gerçekleşmesi için. Gerçekten Başak burçlarını hani bu konuda tebrik etmek lazım. İsteyip de elde edemeyeceği çok az şey vardır büyük ihtimalle. Bu istediğiniz, çok istediğiniz bir şey sizin lehinizde sonuçlanacak ve çok keyif alacaksınız. Şurada bakın emektar bir kadın çıkmış. Sanki bir kadın figürü var burada. Göğüsleri var. Ellerinde bir şey emek veriyor. Sırtında böyle bir yükü var. Emektar bir kadın çıkmış burada. Bu ailenizden biri olabilir, siz de olabilirsiniz ama böyle bu çok emektar. Böyle ailesi için tüm özveriyi de bulunan, her şeyi böyle yapabilen, yapan çok özverili bir kadın çıkmış. Bu kadının böyle kafasında böyle bir derdi, tasası, kafasında kurduğu olumsuz bir şey var. Bu siz de olabilirsiniz belki de. Hani bu aile için böyle didinen, durmadan bu kişinin arkasında bir erkek var. Bu erkek o kadının hayatını zorlaştırıyor sanki. Yani bu kadın emek verip hayatında hep böyle didinip uğraşıp güzelleştirmeye çalışırken her şeyi, arkasındaki o erkek hayatı biraz böyle onun için daha da zorlaştırıyor sanki. Zaten bir sürü sorumluluğu varken, zaten elinden geleni yapıyorken bir de o kişi onun biraz hayatını sanki daha da zorlaştırmaya çalışıyormuş gibi davranıyor. Bir yorgunluk çıkmış. Bu sizinle alakalı ya da sizin etrafınızda bir kadınla alakalı olabilir. O kadınla ilgili bir haber gelecek. Ama sıkıcı bir haber değil, güzel bir haber gelecek. Biraz içi ferahlayacak. Yani böyle bunu sıkan bu adam her kimse, enteresan, bu kadın çok emektar bir kadın olmasına rağmen ya bu kişi onun yaptıklarını görmezden geliyor. Yani böyle onun yükünü ağırlatıyor. Daha çok böyle zorlaştıran bir durum çıkmış ama bu kadınla ilgili bir güzel bir haber alacak. Bakın şurada bir kurbanlık koyun gibi bir şey çıkmış bu kadının önünde. Yani gelen haberle bile o kadar mutlu olacak ki bu kadının böyle hani adaklara deyip çok istediği bir şey var sanki içinde. Bu kadar sorumlulukların içerisinde yine kendi için bir şey istemiyor sanki. O kadar emektar bir kadın ki belki de ailesi için istiyor bile olabilir yani. O kadar özverili bir kadın. Kurban gibi bir şey çıkmış önünde. Yani adaklar adayabileceği kadar güzel bir haber alacak o kişi. Eğer sizseniz umarım sizin çok güzel ya da işte sizin anne, babanız, kardeşiniz, eşiniz olabilir ama bu kadın çok güzel bir haber alacak. O adaklara diyeceği kadar istediği bir şey gerçekleşecek. Çok güzel olacak onun için. Şöyle de bakınca başka ne çıkmış? Şurada sanki namaza durmuş bir insan var. Bakın böyle namaza, secde ellerini diz kapaklarına koymuş, namaza durmuş bir insan var sanki. Namaz kılan bir insan var. Eğer sizseniz bu sizinle alakalı ya da ailenizde namaz kılan bir insan varsa böyle bir şeyin tepesinde yukarıda çıkmış böyle. Hani
ferahlayacak bir şeyin üstünde namaz kılıyor. Dualarının kabul olduğu ferahladı ve kafasının üstünde bir mal, bir para, bir paranın geleceği bir durum var. Yani bu kişi, bu namaz kılan biri eğer sizseniz, size ya da ailenizden biri varsa namaz kılan, ailesine, o kişiye bir para gelecek sanki. Eli rahatlayacak. Böyle bir yükseliş gelmiş. Yüksek bir yerde namaz kılıyor gözükmüş. Ferah çıkmış. Umarım da hani hayırlısı olur onun için ya da sizin için hayırlısı olur. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Tabağımızda neler çıkmış? Tabağımızda da ferah çıkmış. Temiz çıkmış. Böyle bir sıkıntı yok. Bir dert yok. Ama böyle bir bakın burada bir neydi o? Su testisi gibi bir şey çıkmış. Bir şey için tasarruf yapacaksınız. Sanki böyle elinize bir para gelirse geleceği düşünmek için, planlamak için sanki bu ay gelen paranızın bir kısmını böyle su testisi, hani böyle saklamak için, hani böyle saklayıp yatırım yapacaksınız. Belki birçoğunuz paranız olan yatırımlar, yatırım yapacak. Çok ciddi ve güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Ev, araba, arsa alabilirsiniz, dükkan alabilirsiniz. Bir iş yapabilirsiniz ya da hani altına, dövize yatırırsınız ya da herhangi bir şeye, ama böyle geleceğe dair bir yatırım da bulunacaksınız. Geleceği planladığınız bir ay olacak ama şanslı bir ay olacak bence sizin için. Çok ferah çıkmış. Bu ileride belki de bu sizin için çok çok değerli bir şeye dönüşecek. Böyle o, çünkü hani değerli bir su testisi gibi birikim var. Birikim ileride sizin hayatınıza çok iyi destek olabilir belki de. Çok belki zor anınızda da, ihtiyacınız olan anda karşınıza çıkacak. Yani zor anınız demeyelim. Gerçekten cümleleri güzel seçmek gerektiğini düşünüyorum ben. Pozitif şeyler konuşmak, güzel şeyler düşünmek, güzel enerji yollamak, bunlar çok önemli. Bir şeyi sürekli tekrarlarsanız hayatınıza çekersiniz diye inanıyorum. Hani namazdaki gibi 5 vakit dua ediyoruz, şükrediyoruz, güzel şeyler diliyoruz. Sürekli dile getirdiğimiz şeyler aslında namazda da güzel şeylerdir. Reiki, yoga, meditasyon, yüz yogası, ben bunların eğitimlerini aldım. Bunlarda da hep aynı mantık vardır. Aslında bunlarda da sürekli iyi ve olumlu şeyi tekrar etmek, düşünmek, o ana odaklanmak. Reiki'de 21 gün yapılan çalışmalar var. 21 gün bir şeyi sürekli bilinçaltınıza söylediğinizde o şey kodlanıyor ve onu artık doğru olarak algılıyorsunuz, olması gerektiği gibi. Ve sonra sadece düşünmekle olmuyor tabii. Onu doğru algılayıp evet kabul ettiğinde beyin onun için bir eyleme geçiyor. Yani sonrasında harekete geçmenizi kolaylaştırıyor sizin. Aslında bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Siz inanmadığınız sürece, bilinçaltınızda bir şey kodlamadığınız sürece o eylem için harekete geçmiyorsunuz. O eylem için harekete geçmediğinde zaten sonuca ve başarıya ulaşamıyorsunuz. Ama Başak Burçları için bu değil geçerli. Çünkü Başak Burçları kafaya koyduğu şeyi gerçekten planlar, düzenler ve yapabilir, yapar da. Bu sizin en kolay yapabileceğiniz bir şey. Bunu ben hep böyle daha pozitif bakmaya çalışıyorum fallara. Olumlu bakmaya çalışıyorum. Çünkü ne düşünürsek, neye inanırsak, neyi istersek onu hayatımıza çağırırmışız gibi hissediyorum. Umarım sizler için de en iyisi olur, en hayırlısı olur. Çok güzel bir ay olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın.